Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olanların bu tip tezgahları, senaryoları yeni değil. Yani yıllardır, 10 yıllardır, yani Osmanlı'da oyun bitmez diye bir laf vardır. Türkiye'de de oyun bitmez. Açık bir tezgah olduğunu sadece bu konuya hassas olan kitle ve bireyler değil, muhalefet bile söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bile bunun inandırıcı olmadığını, zaten artık suyu çıktı. Yani kadın benim alakam yok diyor YPG ile diyor, Kürt hareketiyle diyor. Ona yakın olanlar benzer şeyler söylüyorlar ve herkes, yani her konuşan Türkiye destekli Suriye'deki Arap çetelerin işi olabilir. Hizmet sıraya geçti ve 20 Kasım gecesi Rojava'ya yağan bu bombaları destekliyor. 31 kişi öldü. Ne taziye var, ne bir şey, hiçbir şey yok. Kimsenin umurunda değil. Muhalefetten bahsediyorum. Rejim zaten o yolun yolcusu. Dolayısıyla yine bir yerli ve milli konsensüs oluştu. Mesele Kürtler olunca, mesele Kürtleri vurmak olunca geriye kalanı yerli ve milli güruh tek yumruk oldu ve bu şekilde devam edecek. Şimdi bu arada tabii sorunun ikinci bölümüyle alakalı olarak Rusya ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de çünkü derik hava sahası onların kontrolünde. Bu iki ülkenin de muvaffakiyetiyle, yani rızasıyla olduğu yapılabildiği anlaşılıyor. Hem Avrupa Birliği ülkeleri hem Amerika Birleşik Devletleri dün sanki yani Kürtleri töhmet altında bırakacak şekilde Ankara'nın tepkilerinin sınırlı olması gerektiğini söyledi. Bu hakikaten kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bir kere her şeyden önce ayıp ve ama uluslararası ilişkilerde böyle kavramlar yoktur tabii. Ama bu bize şunu gösteriyor. Yani mesele gene Kürtleri vurmak olduğunda konu Kürtlere karşı herhangi bir ülkenin harekatı olduğunda ve bu hele hele o ülke NATO üyesi ise, yani bu durumda Türkiye kimsenin yani Türkiye'nin ortaklarının diyelim tepkileri son derece sınırlı ve komik oluyor. Mesela İran için öyle değil. İran NATO ülkesi değil. İran'da Mahabad'ı vuruyor malum. Erbil'i vuruyor. Ona çok sert tepki veriyorlar. Ama Türkiye vurduğunda çok yumuşak tepki veriyorlar. Yapma çocuğum gibi, böyle alay eder gibi. Ama tabii mıntıkada olan oluyor. Şimdi bütün sorunsal bu hava tatbikatının saldırısının demek lazım. Bir kara saldırısına dönüşüp dönüşmeyeceği. Herkes bunu bekliyor. Benim kanaatim odur ki iş oraya kadar varmayacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ve rejimin parası yok. Yani savaşmak için para gerekiyor. Parası yok. O parayı rejim yani seçim için kullanmak istiyor. Sağdan soldan aldığı, dilendiği paraları. İşte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan ve böyle bir Kasım ayı yıl sonu yani hararetli günler yaşamaya devam edeceğiz, öyle gözüküyor. Saldırısı Beyoğlu saldırısının bir devamı niteliğinde, öyle gözüküyor. Çünkü senin de söylediğin gibi Cerablus
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin himayesindeki oradaki Sünni Arap çetelerin kontrolünde olan bir şehir. Oradan atıldığını söyleyenler var. Zaten ancak yani bunun ne olup ne olmadığını anlamak için oraya uluslararası bir tetkik heyeti yollamak gerekiyor. Yani onlar o bombanın nerede, kim tarafından atıldığını ancak tespit edebilir. Bombanın ne olduğunu görecek falan. Şimdi Ankara, Antep'in bir ilçesidir. Tarkamış'a uluslararası bir heyeti sokar mı? Sokmaz tabii. Dolayısıyla kendi bildiğini okuyor. Türkiye'nin söylediğine, Ankara'nın söylediğine inanmak isteyen Batılılar da işte demin söylediğim gibi aman çok fazla yapmayın, az yapın, az vurun diyorlar. Böyle yuvarlanıp gidiliyor. Yani bakalım önümüzdeki günlerde bu saldırılar nasıl devam edecek? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Herhalde Amerika Birleşik Devletleri yani Rusya'nın aksine Türkiye'nin bu saldırıları durdurmasını söylüyordur büyük ihtimalle. Yani basına onu söylemiyorlar ama kapalı kapılar ardında muhtemelen bunu söylüyorlardır. Bakalım göreceğiz. Yani Türkiye'nin Batı'nın şöyle bir açmazı var, şöyle bir sorunu var. Yani Türkiye'yi her ne bahasına olursa olsun, Türkiye ne yaparsa yapsın, ben Türkiye NATO'nun şımarık çocuğu diyorum. Türkiye'nin hiçbir yani yaptığı her şey yani her uluslararası hukuka aykırı hareket veya ifade mesela Yunanistan'a bir gece ansızın gelebilirim diyor. NATO müttefiki yahu. Böyle şey söylenir mi? Bütün bunlara göz yumuluyor. Çünkü süre gelen Rusya saldırısı karşısında Ukrayna'ya ne bahasına olursa olsun Türkiye'yi NATO ittifakı içerisinde muhafaza etmek istiyor Batı. Bu kırmızı çizgi budur. Dolayısıyla yaptığı her şeyi görmezden geliyor. Kör, sağır ve dilsiz. Ve kabulleniyor. Yani bir de bir Türkiye'nin güvenlik endişeleri diye bir şey uydurdular. Bu genel sekreter var bir tane. Çok akıllı olmayan bir adam var. Stoltenberg diye. Ondan sonra o uydurdu bunu. Güvenlik endişeleri Türkiye'nin. Neymiş onlar diye soruyorsun. İşte Suriye diyor. Yunanistan diyemiyor tabii NATO üyesi olduğu için ama demeye getiriyor. Sanki Suriye Türkiye'ye saldıracak, sanki Yunanistan Türkiye'ye saldıracak gibi bir hava yaratıyorlar yani ve o havaya, o yarattıkları havaya kendileri de inanmaya başladılar artık. Yani sanki böyle bir tehlike varmış gibi saçma sapan, ipe sapa gelmez, gerçeklerle en ufak bir alakası olmayan bir dünyada yaşıyoruz ama tek gerçek var burada. O da Türkiye'nin dediğim gibi ne bahasına olursa olsun NATO'nun içinde kalmasını teyit etmek, garanti altına almak o kadar. Zaten o bölge alt üst olmuş bir bölge yani hem Suriye tarafı hem Türkiye tarafı. Korkunç yani orada yaşananlar, oradaki zulüm ve baskı had safhada. Bütün bölgede zaten sokağa bir nevi sokağa çıkma yasağı kondu biliyorsun. Yani onlar yani diken üstünde yaşayan insanlar her iki tarafta da. 2015 7 Haziran seçimleri sonrasında yapılanların aynısı tekrarlanır mı? O belli değil tabii. Yani onu Ankara'dakiler o masanın etrafında düşünüyorlardır herhalde. Yani bu işe yarar mı yaramaz mı falan ama yani gidişat o yönde değil bence. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kim ne derse desin seçimi alacak gibi duruyor.
Dolayısıyla yani ben yani ona ihtiyacı olmayabilir öyle diyelim. Yani 2015'teki bombalı katliamların bir benzerinin bu seçim öncesinde tekrarlanması belki gündeme gelmeyebilir ama belli de olmaz tabii, belli olmaz. Ama şu var, seçimleri erteleme anayasanın 58. maddesi uyarınca savaş hali ilan edip, yani savaş var, şimdi seçim olmaz diyebilir, yani böyle bir risk de yok değil de.